yepyeni bilgileriyle evlerinize konuk olan Doktor Feridun Kunak, bugün de sağlığınızın nabzını tutmaya devam ediyor. Her iki kişiden birinde görülen bel ağrısı fıtık belirtisi mi? Bel ağrılarının nedenleri ve doğal tedavi yöntemleri. Bel için evde yapabileceğiniz basit egzersizler. Serap Kunak'tan şifa kaynağı limon sirkesi yapımı az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Can kardeşler, canım kardeşler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, Ankara'mızdan hafif karlı bir günde hepinize merhaba dedik. İnşallah güzel bir hafta olur. Devletimize, milletimize hayırlı günler olur. İnşallah iyilikler olur, huzur olur diyelim. Altındağ Gültepe'den Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden kardeşlerimiz geldiler. Hoş geldiler, safa geldiler. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hangi konu? İnsanların hepsinin ömrünün bir döneminde muhakkak beli ağrımış. Beli ağrımayan hiçbir insan yokmuş. Ama her bel ağrısı bel fıtığı değil. Türkiye'de yanlış bir kanaat var. Şimdi ablalara soruyorsun, belin ağrıyor mu? Bende 4 tane fıtık var. Öbürüne soruyorsun, bende 3 tane var. Sanki fıtık olmak çok iyi bir şeymiş gibi anlatıyorlar böyle. Lütfen, ben taş gibiyim. Bende hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Fıtıkmış, fıtıkmış, geçer onlar. Evet, fıtıklar geçer. İyileşebilir. Bazı fıtıkların yerleri önemlidir. Yerinde bir şey yoksa hiç korkmayın. Öyle kritik yerdeyse fıtık önemli. Öbür yerlerdeki fıtıklar önemsiz. Nasıl önemsiz? Onları filan hepsini göstereceğiz. Evde basit şekillerle bel ağrılarından nasıl rahatlayabilirsiniz onları göstereceğiz. Mesela neden faydalanacağız? Greyfurt'tan faydalanacağız. Ne yapacağız Greyfurt'u? Size göstereceğim biraz sonra. Greyfurt'tan nasıl yararlanacağız da bel ağrısından ferahlayacağız onları göstereceğim. Size evde kolayca yapabileceğiniz bir krem yapacağız beraberce. Size çok güzel bir sirke yapacak Serap Hanım bugün. Lütfen bu sirkeyi tam yapınız. Tam zamanı. Bu sirkeyi yapın, bağırsaklarınız güzel çalışsın. Bu sirkeyi yapın, her gün şöyle bir fincan kadar ya da bir çorba kaşığı kadar için, grip olmayın, nezle olmayın. Vücudun direnci kırmaz. Ne yapacak? Limon sirkesi yapacak. Limon her derde deva derler ya, hakikaten öyle kardeşlerim. İçine girdikçe daha çok anlıyoruz, daha çok şaşırıyoruz. O kadar enteresan özellikleri var. Böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Vücudunuzun dengesini düzenliyor. Bağırsaklarını düzenliyor. Kansere karşı koruyucu özelliği var. İyileştirici özel var. Yani saymakla bitmiyor. Ama en önemlisi biliyorsunuz nezle gribe karşı çok faydalı. Tam da zamanı. Lütfen ve lütfen enerjinizi düzenliyor. İyilik veriyor. Lütfen ve lütfen bu sirkeyi muhakkak yapınız. Tansiyona çok faydası var. Kolesterol çok faydası var. Çok basit bir sirke. Lütfen bu sirkeyi yapınız. İhmal etmeyiz canım kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, bu sirkeyi yaptığın zaman dişlerinizde oluşan diş taşlarına da mani olacaksınız. Dişleriniz arasında tükürüğe bağlı taşlar oluşuyor. O taşlar da çürümelere sebebiyet veriyor. Bu sirkeyi yapıp da içerken ağzına böyle çalkalayıp yaklaşık bir dakika kadar çalkalayıp içtiğinizde o diş taşları da olmuyor. Lütfen yapın. Çok kolay, çok basit. Biraz sonra yapıp gösterecek. Size bir meyve daha tanıtacağız. Bu ne acaba? Ne acaba? Bilen var mı? Kavun. Kavun. Kelek kavun mu acaba? Kelek. Bir daha söyle abla. Papila. Papila. Benzettin de yanaşamadın. P ile mi başlıyor peki? Papila değilmiş. Papila değilmiş. Neymiş? Bir verelim ablalar baka dursunlar, tamam. Bakalım. Papila mıymış? Öyle, bir tanesini ben vereyim o zaman. Bir tane bizim bir şey daha vardı. Biraz sonra onu da çıkaralım. Papila mıymış? Hadi bir de siz bakın. Papila mıymış? Bu neydi bu? Greyfurt'un büyüğü. Ama adı neydi? Adı neydi? Çok lezzetli bir şey. Ya bu harika bir şey. Tadı çok güzel. Evet. Aynen öyle. Galın kabuklu. Biraz sonra galın anlatacağız. Kabuklu. Onun da ne olduğunu söyleyeceğiz. Galın kabuklu. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Şifreyi bilen kardeşlerimize ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızı kazanmanın şartı şifreyi bilmek. Şifreyi bilirseniz bu güzel ayakkabılara sahip olacaksınız. Bakın böyle pamuk gibi bir ayakkabı.
Hanımlara hanım modeli, spor modeli de var. Erkeklere de erkek modeli. Bu ayakkabılara sahip olmak için şifreyi bilmeniz lazım. Kapınızın önüne kadar hiçbir ücret ödemeden teslim edeceğimiz ayakkabıları vereceğiz. Üç tane kardeşimize teslim edeceğiz. Bu arada bizim programı seyredenlerin arasında Hristiyan kardeşlerimiz de var. Türk Hristiyan kardeşlerimiz de Noel'ini kutluyoruz. Onların bugün Noel günleriymiş, Noel haftasıymış daha doğrusu. Türk Hristiyan kardeşlerimizin de bayramları kutlu olsun, Noel bayramları kutlu olsun, Noel'leri kutlu olsun. Onları da kutluyoruz. Bugün onların günüymüş. Hayırlı olsun onlara da inşallah dedik. İnşallah. Evet bakalım, canım kardeşlerim. Biz sporumuzu yapalım. Haydi bakalım. Hadi. Biz onları alalım. Siz rahat edin, sporumuza başlıyoruz. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı sporumuzu yapıyoruz. Acaba bu meyvemiz neymiş? Ne demiştin abla? Papila. Papila mı? Mı. 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 Nereden biliyorsun? Daha önce yedin mi? Yetiştirdin hem de. Evet. Nerede yetiştirdin? Evimizin bahçesinde. Helal olsun. Ankara'da hem de. Hayır. Malatya. Ha, ablam Malatyalı. Malatya'da. Dur bakalım. Papila mı? Mı. Eminim. Emin misin? Ben de bilmiyorum. Dur bakalım biraz sonra anlayacağız. Haydi enerjimizi tazeleyelim. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes aldık. Her nefes aldıkça iyiliğin, güzelliğin, huzurun, mutluluğun dolduğunu hissettik. Rahatladık, rahatladık, rahatladık. Güzellikler olsun, iyilik olsun, mutluluk olsun. Bugün yapacağımız belalardan kurtulmamız olsun, iyilikler olsun inşallah dedikten sonra boyun hareketlerimizle başlıyoruz. Sakin sakin. Sevgili kardeşler, o kadar seviniyorum ki sabah bizim makyaj yaptığımız, yani hazırlık yaptığımız bir bölümde televizyonumuz var. Orada tesadüfen başka kanalları da izliyoruz. O kadar mutlu oldum ki bir başka kanal benim size yaptırdığım spor hareketlerinin aynısını yapıyor şu anda. Ne kadar güzel bak, bizden öğrenmişler, onlar da yapıyorlar. Sizler de lütfen eşinize, dostunuza söyleyin, bu hareketleri yapsınlar. Bütün Türkiye'nin bu hareketleri yapması koruyucu hekimlik açısından çok önemli. Ama siz bizimle yapın. Değil mi? Şu tamam, anda başka yere gitmeyin, bizimle yapın. doğru. Ama merak etmeyin. Şu anda bizimle yapın. Evet. Hadi hemen devam edelim. Ben Serap Hanım güzel söylüyor. Tabii ki benimle yapmaları çok doğru. Çünkü ben ortopedistim, spor hekimiyim. Bu işi tam bileniyim. Ben çıkarmışım. Şunu bu filan boş verin. Ben yapın, razıyım. Neyle yaparsanız yapın ama yapın hareketleri. Çünkü bu hareketleri yaptığınız zaman eklemleriniz ağrımayacak. Bu hareketleri yaptığınız zaman eklemlerin ömrü uzun olacak. Bu hareketleri yaptığınız zaman eklemlerinize ameliyat gerekmeyecek. Lütfen yapın. Ne olur yapın. Yapmayan eşinize, dostunuza haber verin. Erdoğan Bey'le 10 dakika sabah bir 10 dakika yapın deyin. Bizim programa bir başlasalar, şöyle bir kafadan uzatsalar zaten ayrılamayacaklar. Çok enteresan şeyler anlattığımız için kaçamayacaklar diyoruz. Boynumuz nasıl? Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Sağa, sola. Sevgili kardeşlerim, bu hareketleri yaparken omuz başınızı görmeniz lazım. Omuz başınızı göremiyorsanız boynunuzda kireçlenme başlamıştır. Bir göstermenizde yarar vardır. Şimdi iyice geriye verelim. İyice öne, iyice geriye, iyice öne. Yavaş yavaş, sakin sakin yapıyoruz. İyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye. Şimdi olduğumuz yerde sağa sola eğiyoruz. Sağa eğdik, sola eğdik, sağa. Bu hareketleri yaparken isterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Çok güzel. Harikasınız. Sevgili kardeşler, hanım kardeşlerimizin en büyük dertleri de şu fibromiyaljiler. Onlardan kurtulmanın çaresi çok basittir. İşte şu hareketi yapınız bol bol. Bak şöyle, şöyle. Öne, öne. Öne, şimdi geriye, geriye. Bu hareketleri yaparken kürek kemiklerinizin adeta arkada birbirine yapıştığını hissediniz. Hanım kardeşler, bu hareketi çok yapınız. Yapmazsanız hanımlarda bilhassa çok fazla oluyor. Tam şurada, çok özür dilerim, beni affedin. Böyle bir tümsek, hani hörgüç gibi bir şey oluyor, develerin hörgücü gibi. Eğer o olmasın istiyorsanız bu hareketleri çok yapacaksınız. Şimdi göster, bakın.
Bu çevirme böyle geriye geriye çevirme hareketin dışında bir de şunu da çok yapınız. Ellerinizi ensenize koyunuz. Dirsekler önde kapatınız açınız. İyice geriye veriniz. Kapat. İyice geriye. İyice kapat. İyice geriye. Kapat geriye. Kapat geriye. Şimdi bel için, sırt için, göbeklerimiz için hareketlere devam ediyoruz. Dönebildiği kadar sağa dönelim. Dönebildiği kadar sola dönelim. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Çok güzel. Şimdi sağa doğru eğilelim. Sola doğru eğilelim. Göbek kenarlarınızda fazlalık varsa bu hareketleri yapmayla oraları eritebilirsiniz kardeşlerim. Şimdi dirseklerimizi dizimize değeceğiz. Öne doğru eğileceğiz. Öne doğru eğilirken nefes vereceğiz. Ver nefes. Geriye. Ver nefes. Geriye. Ver nefes. Geriye. Rahatlayın bakalım. Gültepe'li ablalar, Gültepe merkezimiz yeni açıldı. Altınlar Belediye Başkanımız yeni açtı merkezi. O yüzden biraz hareketlerde iyi değiller. Sınıfta kaldılar ona göre. yok çok güzel yaptılar. Harikasınız. Yeni olduğunuz için bir daha sefer geldiğinizde bu hareketleri böyle iyi yapmazsanız ceza var. Cezamız ne? Program süresince şurada tek ayak üstünde dikiliyorsunuz ona göre. Canım kardeşler devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Kalçamızı, belimizi, dizimizi ilgilendiren çok basit hareketlerle devam ediyoruz. Biraz sonra da bel ağrılarından kurtulmak için nasıl hareket yapmamız lazım? Hangi egzersizleri yapmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Onları da göstereceğiz. Olduğumuz yerde bakın bu çok basit bir hareket. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Kardeşler, bu hareketleri yaparken kalçanızda ağrı hissederseniz muhakkak kalçanıza bir film çektirtiniz. İhmal etmeyin. Çek, yana aç, getir, bırak. 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 Öbürünü yap. Çek, bırak. Çekiniz. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çok güzel. Geldik dizimize. Benim dizimde menisküslerimde sıkıntı var diyorsanız, benim dizimde kireçlenme var diyorsanız, bana doktorlar ameliyat olabilirsin dediler diyorsanız, benim annem protez ameliyat olmuştu diyorsanız, ben protez ameliyatı oldum diyorsanız bu hareketler yapınız. Ne yapacaksınız? Çok basit. İnsanı taşıyan etleri yani kasları ve kemikleridir. Sizin kemiğinizde arıza varsa kası kuvvetlendirmeniz lazım. Sizde hiçbir şey yoksa da yine kası kuvvetleneceksiniz ki ekleme bol kan gelsin ki can gelsin ekleme. Basit. Olduğunuz yerde bak. Otururken, televizyon seyrederken bacağı uzattınız, ayağı kendinize doğru çektiniz. Olduğunuz yerde kaldır indir yapıyorsunuz. Harikasınız kardeşler. Tek tek yapıyoruz ablacığım. Ondan sonra 5 tane bunu yaptıktan sonra içe dışa 5 tane yapıyoruz. Bunu yan basenleriniz varsa, iç kısımlarınızda selülitler varsa, şişkinlikler varsa bunlar çok önemli. Çevir yapıyoruz şimdi şöyle. Hem kalçaya hem bele hem dize bak. Tersine çevir yaptık. Ondan sonra kapatıyoruz, açıyoruz. 5'er tane yapıyoruz hepsinden. Bu bir oluyor. Ondan sonra bir daha. En az 10 tane yapmaya çalışınız böyle. Oturduğunuz yerde. Uzattık. Ayağı kendinize doğru çektik. Kaldır indir. 5 tane yaptık. 5 tane içe dışa yaptık. 5 tane daire yaptık. 5 tane ters daire yaptık. 5 tane de kapat aç. İşte bu kadar basit. Bunları yaptıkça, bu kaslarınız kuvvetlendikçe eklemlerinizde ağrılar olmayacak. Unutmayınız. Geldik şu gariban ellerimize. Pençe yap, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Bilekleri çevir, ters çevir. Dirsekler aç kapa. Hadi omuzları çevir. Tersine omuzları çevir. Bir aşağı, bir yukarı.
Omuz eklemleriniz de çok önemli kardeşler. O yüzden bu hareketleri bolca yapınız. Kaslarınız kuvvetlendikçe her şeyler rast gidecek. Bu hareketler aynı zamanda omuzlarınızı, şu göğüs kaslarınızı da kuvvetlendirir. Sakın ihmal etmeyiniz canım kardeşler. Ayaklarım üşüyor. Kış geldi, ben iki çorap giyiyorum diyorsanız. Ben geceleri yatakta muhakkak ayağımı çorap giyerim, hem de yün çorap giyerim diyorsanız durum iyi değil. Kan gelmiyor. Ayak damarları çok çabuk tıkanan damarlardır. O yüzden bu hareketleri çok yapın. Şeker hastalarında damar tıkanıklığı çok olur. Şişmanlarda damar tıkanıklığı çok olur. Kolesterol yüksekliğinde çok olur. En çok da tıkanan ayak damarlarıdır. Bu olmasın bende. İşte şu basitçecik hareketi yapıverin ya. Ne yapacağız? İşte bunu. Çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Bu ayağı kan pompalamaktır kardeşim. Kan pompalanıyor. Çekiyoruz. Kalp bastı şimdi puf diye. Geriye basıyor. Puf diye yukarıya bastık. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Hani tulumbalara böyle puş 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 basarız da su gelir ya. Aynı tulumba hesabı. Siz de bu hareketi yaptıkça buralara kan gelir. Kan geldikçe oralara can gelir. Biraz ayakları üşüyenler akıllarına geldikçe bu hareketleri yapsınlar. Yolculuklarda ayağım şişmesin diyorsanız bu hareketleri yapınız. Giderken, bir yere giderken, otobüste dururken kim göreceksin ayağınızı? Şöyle 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 oynatıveriniz. Hem ayaklarınız canlanır, hem ayaklarınız kanlanır, hem de gidene kadar ayaklarınız şişmez, ayaklarınızda sıkıntı olmaz. İşte kardeşler, biraz otobüs yolculuğunda, tren yolculuğunda, uçak yolculuğunda iniyorsunuz. Ay ayaklarım şiş, uf dur bir dakika dur yavaş yürü demeye gerek yok. Yapın bu hareketleri olmasın dedikten sonra şimdi sevgili kardeşlerim Serap Hanım bize çok güzel bir sirke yapacak. Evet. Çok güzel sirke yapacak. Bir de size Bursa görüntülerimiz var. Onları göstereceğiz. Güzel Bursa'mızda görüntüler çekmiştik. Onları anlatacağız. Sirkeyi yapalım. Hemen Bursa'ya dönelim. Buyurun tamam, Serap Hanım. Hadi yapalım. Bir bu kilo, limon sirkesi evet, başlı limon başına. Limon sirkesi yapıyoruz. Bir kilo limonumuz var. Bir kilo limonun çekirdeklerini aldık. Çünkü çekirdekler biraz sirkeyi acılaştırıyor. Çekirdeklerini aldık. Güzel güzel doğradık. Doğradıktan sonra cam kavanozda yapıyoruz. Aman plastiklerde yapmayın. Ay çok teşekkür ederim. Aman plastikte yapmayın, cam kavanozda yapın sirkelerinizi. Çünkü sirke öyle kuvvetli bir şey ki plastiği de eritiyor. Plastiğin de o zararlı maddesi sirkenin içine geçiyor. Daha da zararlı oluyor. Ne oldu? Niye öyle? Ha? Ya ben şimdi bunu yapsam evet. Hem yapardım hem konuşurdum. Tamam olsun. Hanımefendi konuşuyor, vakit geçiyor. Tamam yapalım yapalım. Yapalım hemen yapalım. Nasıl? Şöyle. Bir de şöyle sıkıp atacağız. Tamam sıkalım. O zaman eldiven giyeyim. Evet. Tamam eldiven giyeyim. Ne kadar? Bir kilo limon kullandık. Bir kilo limonun dışındaki o sarı yerlerini aldık. Evet sarı yerlerini güzelce şimdi kestik. Şimdi benim böyle kafamı sıkıyormuş gibi yapabilirsin böyle. Güzelce kestik. Tamam hadi o zaman sen yaptın. Hadi. Tamam başladın. Hadi. Peki. Bu arada üzerine de bir çay bardağı sirkemiz var. Bir çay bardağı sirke koyduk. Limonun beyaz kısımlarını fazla kesmeyiniz. Evet. Sadece sarısını alınız. Sarı kısımlarını ve beyaz çekirdeklerini. Beyaz kısmında biraz da meme kanserinin önleyici bir madde olduğu keşfedildi. Beyaz kısımları kalsın. Bir yemek kaşığı da tuz koydum. Bir yemek kaşığı tuz, kaya tuzu. Üzerine de 4 litre sirke. Su, pardon. Bak kafamı karıştırdım. Doğru vallahi. Vallahi gerçekten karıştırdım. Bir şey. Evet gerçekten tamam, karıştırdım. Tamam haklısın çok konuştum karıştırdım. Sık dedin bir şey dedin. Orada eldiven takmaya çalıştım falan filan. Olsun İyi de, güzel sen de olsun şöyle dedi. Yapıyorsun şimdi bak. Şimdi ben size limon sirkesi evet, yapacağım. Evet ama anlatayım şöyle yani. Şöyle yapacağım da böyle tamam. Yapacağım. Şöyle yapacaksın bak. Ben size limon sirkesi yapacağım. Bunları böyle böyle yapacağım. Hem anlat hem yap. Ay az, hiç gibi o zaman olmaz. Konsantre olamaz seyircilerimiz. Aynı anda. Ne? Seni mi dinleyecekler bakacaklar mı? Olmaz. Peki hadi tekrar et ne yaptık? Bir kilo limon koyduk. Limonun sarılarını aldık. Evet çekirdeklerini aldık. Kavanozun içine koyduk. Üzerine 4 litre su koyduk. Bir çay bardağı sirke koyduk. Bir çorba kaşığı da kaya tuzu koyduk. Güzelce karıştırdık. Ne kadar süre sonra olacak limon sirkesi? 20 gün içinde gayet güzel oluyor. Evet. Sevgili kardeşler yalnız yapmanız istediğim şey üstüne muhakkak bez örteceksiniz. Evet. Sakın kapamayacaksınız. Üstüne beyaz bir barlanma olabilir bu normal. Küf olursa onu alınız. Bazılarında da küf olabiliyor. Bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre küf olursa onu alınız. Sevgili kardeşlerim. Serap Hanım sirke yapacak dedi ama Feridun Bey'in sirkesini izlediniz. İnşallah güzel olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi sirke, İçelim. Sirkelerde hani hem... Rahmetli
Demirel'imiz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şapkamı kaptırmam diyordu ya, şapkamı kaptırmam. Ben de sirkemelerini kimselere kaptırmam. Sirkeyi sana verdim ama ben anlatmam. Bana verdi, evet aynen öyle. Önce ben verdi, anlattım, sonra doğru, aldı. Ama kilo vermek isteyenler de lütfen bu sirkeyi yapınız. Evet. Yemeklerden önce de içebilirsiniz. Bizim sirkeler mideyi fazla rahatsız etmiyor. Çok ekşi olmuyor. Çok sirke asitli olmuyor. O yüzden aç karnına da içebilirsiniz. Deneyin. Çok güzel, kilo vermede de faydası var. Buyur abla, bir şey diyordun. Turşulara da kat bu sirkeyi. Turşulara da katabilirsin. Hangisini yaptın? Oo, hem de daire. Daire ekşi çok elmadan kıymetli. Harika, harika olmuştur. Elma da çok güzel olmuş. Biraz sonra bu meyvelerimizin ne olduğunu söyleyeceğiz. Ablam ne demiştin? Papila. Papila demişti. Acaba papila mı? Biraz sonra göstereceğiz. Malatya'da eşi yetiştirmiş. Abime bir telefon edip soralım bakalım. Papila mı bu? Sevgili kardeşlerim, şimdi güzel Bursa'mızı görelim. Ondan sonra bel ağrıları ile ilgili çok özel anlatacaklarım var. Bel hareketleri göstereceğiz. Belden kurtulma hareketlerini göstereceğiz. Bel ağrısından kurtulma hareketlerini göstereceğiz. Rahatlama hareketlerini göstereceğiz. Hepsini canlı canlı, heyecanlı heyecanlı göstereceğiz. Ama Bursa'yı görelim, ondan sonra buradayız. Amanın yeşil Bursa, yar yanında dursa, sever miydim onu şimdiki aklım olsa. Amanın yeşil Bursa, yar yanında dursa, sever miydim onu şimdiki aklım olsa. Evet sevgili seyircilerim, Cumalı Kızık Köyü'nde geziyoruz. Gezerken burada bir köyün içinde bir müzemiz var. Evet, burada da bir kardeşimiz, bize kendisini tanıtın. Adım Deniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanıyım. Burada Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak köy müzesinde, Cumalı Kızık Köy Müzesi'nde çalışmaktayım. Çalışıyoruz. Rehber olarak görev alıyorum. Nedir bu müze, köyün? Bu müze, köyümüz çok eski bir tarihe ait olan bir köy. Yaklaşık olarak 715-716 yıllık bir tarihi geçmişi var. Osmanlı'dan tabii önce kurulmuş olan bir köy. Burası da tarihi değerini kaybetmediği için 2014 senesinde UNESCO'ya girdi. Ve birçok dizinin burada çevrilmesinden dolayı da ziyaretçi sayısı da çok fazla oluyor. Gelen ziyaretçiler hem köyümüzü geziyor, hem burada kahvaltı yapma imkanı buluyor. Hem de değişik bir dağ havası da almış oluyor. Bu müzede neler var? Burada görmüş olduğunuz bütün eserler köylüye ait olan, zamanında köylünün dedesinin, babaannesinin, ninesinin kullanmış oldukları eski eserler, tarihi eserler bulunuyor. Osmanlı'dan kalan burada nüfus kayıt defteri, evlendirme kayıt defteri dediğimiz defterler bulunuyor. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz burada nüfus kayıt defterleri var. Nüfus kayıtı, Osmanlı çok güzel nüfus kayıtlarını tutmuş, görüyorsunuz. Daha sonra evlendirme kayıt defterleri var. Yani evlendiğiniz zaman ben evlendim de olmuyor. Devlete, yani Osmanlı'ya müracaat ediyorsunuz. Osmanlı Ahmet kızıyla Ayşe, Ahmet oğluyla Muzaffer evlendiler diye buraya güzelce kayıtlarını geçiyorlar. Kayıtsız kuyusuz hiçbir yok. Osmanlı'nın tuttuğu arşivler, mükemmel arşivler, onları sergiliyorlar. Bir Kur'an-ı Kerim'imiz var gene. Yaklaşık olarak 200 yıllık bir Kur'an-ı Kerim. Özelliği el yazması ve altın yaldızlı olması. Sevgili seyircilerim, çok kıymetli bir Kur'an-ı Kerim var. Bu Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz inci gibi yazılmış. Tamamen el yazması ve 200 yıllık bir Kur'an-ı Kerim. El yazması ama altın yaldızlı olarak yazılmış. Bu yan tarafta gördüğünüz Kabe toprağı diye, evet. Kabe'den getirmiş toprakları. Çok eski zamanda, çok eski, evet, zamanlarda getirmiş Kabe toprağı. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış olan eski kılıçlar, hançerler, silah, mermi gibi özel eşyalar da bulunuyor burada. Bunlar sevgili seyircilerim, Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar yokluklarla savaştığımızın bir delili. O zaman da kullanılmış kılıçlarımız, onları bu şekilde köyde bize sergilemişler, görüyorsunuz. Buradaki vitrinimizde gene aydınlatma aletleri, çok eski zamanlarda kullanmış oldukları. Eskide kullanılan aydınlatma aletleri, anahtarlarımız. Kapı kilitleri. Evet. Çok eski kapı kilitlerimiz. Kapı kilitleri. Yeni baktığımızda burada. Burada çok özel bir şey var sevgili seyircilerim. Çok da güzel maketlerini de yapmışlar. Evet. Eskiden tulumbacı başı deniyordu ya da itfaiye tulumbası. Aynen öyle. Bunun içinde su oluyor. İki tane itfaiyeci karşılıklı böyle basarak yer altına suyu çekerek yangına müdahale ediyorlardı. Gördüğünüz gibi bu pompa, yani tulumba, böyle çekerek bunlara da tulumbacı başı deniyordu. Müzemiz iki kattan oluşuyor. Bir de alt katımız var. Alt katımızda da genelde
köylülerin kendi bahçelerinde, arazilerinde kullanmış oldukları tarım aletleri. Tabii. Evet, kardeşimize çok teşekkür ederim. UNESCO'nun mirası bu güzel Cumalı Kızık köyümüze sahip çıktıkları için, böyle bir güzel müze yaptıkları için de Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerim, burada çok değişik bir alet gördük. Bu alet eskiden köyde bulunan dondurmacının kullandığı bir alet. Yani dondurma yapımında kullanılan bir alet. Görüyorsunuz, çevrilerek dondurma içinde eziliyor ve buz kalıbının içine konup güzelce dondurma yapılan bir aletmiş. Gördüğünüz gibi dondurma makinesi çok eskilerde köyde kalmış ve köylüler de buraya hediye etmişler. Burada görüyorsunuz, müzede sergileniyor dondurma makinemiz. İtalyanlardan çok daha önce İlk dondurma makinesini yapan biz Osmanlı olduğunu ispatı, delili burada görüyorsunuz. 200 yıllık bir dondurma makinemiz. Kaç yüzyıl önce biz dondurma makinesini yapmışız. Ama İtalyanlar sahip çıkmış, o da ayrı bir şey. İşte dondurma makinemiz. Cumalı Kızık köyünde görüyorsunuz çok eski bir dikiş makinemiz ve eski kömürlü, içinde kömür ateşi yakılıp da yapılan ütümüz. Görüyorsunuz dikiş makinemiz ve ütümüz. Sevgili seyircilerim, ta Osmanlı döneminden beri Cumalı Kızık Köyü'nde insanlarımız yaşamış. Hatta Osmanlı'dan önce yaşamışlar. Kızık ne demek? Boy demek. Ve burada her cuma namazı, burada cuma namazı kılındığı için, burada bir cami olduğu için bu köye Cuma Kızık denmiş. Daha sonra içinde bir dere geçen bir boy yerleştiği bir köy var. Ona dere demişler. Dere Kızık demişler. Daha sonra bir hamam olan varmış. Ona Hamam Kızık demiş. Fidye Kızık demişler çünkü o fidye vermiş. O şekilde isimlerini belirtmişler. Değirmen varmış o köyde, ona değirmen demişler. Ve bizim şu anda içinde bulduğumuz Cumalı Kızık'ta Cuma namazının kılındığı cami olduğu için, yani buradaki boylar varmış, yerleşimler varmış ve buradaki ona göre de isimler verilmiş. Cumalı Kızık'ta Cuma camisinin olduğu için bu isim verilmiş. Evet sevgili seyircilerim, Bursa'ya geldik. Bursa'da Çekirge semtinde Mevlidimizin yazarı Süleyman Çelebi'nin türbesinin bulunduğu, mezarın bulunduğu yere geldik. Burada Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi'nin türbesine doğru çıkıyoruz şimdi. Evet, biliyorsunuz bütün geleneklerimizdeki mevlidimiz var. Cenazelerimizin arkasından, güzel düğünlerimizin arkasından okunan mevlidimizin, yani Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula dizeleriyle başlayan mevlidimizin yazarı Süleyman Çelebi'nin türbesindeyiz şimdi. Beraberce ziyaret edelim. Sevgili seyircilerim, Mevlidimizin yazarı, hani her yerde okuduğumuz Mevlidimizin yazarıdır kendileri Süleyman Çelebi. Bursa'da yatmaktadır. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah kendisinden razı olsun. Ne kadar güzel bir şey yazmış ki kaç asırlardır çapıla gelmektedir. Sevgili kardeşler, haddimi aşmayayım ama size bir şeyler söyleyeyim. İlla Mevlid okutacağız, şudur budur, o kadar önemli değil. Mevlid güzel bir metiyedir. Allah yolunda güzel bir metiyedir. Coşturmadır ama ya en insanlar önemlisi, da birlik olur değil mi? Orada tabii, toplanırlar. Tabii birlikte, ama Kur'an-ı Kerim okumak, beni affedin ama Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinde okumak önemlidir.
Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini anlamak önemlidir. Ama ne olursunuz çok güzel tefsirlerimiz var. Kur'an-ı Kerim'i güzelce dinleyiniz. Allah kelamıdır, çok önemlidir. Ama ne olursunuz Türkçesini okuyunuz. Peki şey okutturduğunuz hocaya? Her okudukça başka türlü güzelliğini anlıyorsunuz. Başka türlü iyiliğini anlıyorsunuz. Devam edelim. Biraz sonra bel ağrılarından bununla nasıl kurtulacağız? Bel ağrılarına bu nasıl fayda edecek? Nasıl rahatlatacak? Bizi ferahlatacak? Bel ağrımız olduğu zaman nasıl rahatlatacak? Nasıl ferahlatacak? Bu ne? Sarımsak döveciyle bel ağrısını nasıl rahatlayabileceğiz? Bu evet. Ne? Sarımsak döveci. Döveciymiş. Feridun Bey, biraz önce lafınızı kestim. Özür dilerim de. Okuyan hocaya para vermek doğru mu değil mi? Şimdi sevgili... Sevgilim. Serapcığım. Sevgilim. Serapcığım. Çok fazla o tarafları çok karıştırmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim parayla okunmaz. Hocalarımız da zaten para almamaları gerekiyor. Almıyorlar diyelim. Onu okutan kişi ona böyle bir hediye kabiliğinden vermesi lazım. Yoksa sen Kur'an okudun diye verirse tövbe aşağı çok büyük günaha gireriz. Tamam. Onu bir hediye kabiliğinden gönlünden gençliğinizse verecek. Hoca da ona... Çok özür dilerim. Bir raiz söyleyeyim. Cevap 500 ver, 200 ver, 100 ver denmeden ne verirse onun zarfın içinde bir hediye kabininden veriliyorsa ona saygım sonsuz da. Ama yine de Kur'an-ı Kerim'i kendiniz okumanız artı Türkçesini okumanız çok önemli. Anlayarak, bilerek okumanız çok önemli. Ben o kısmını söylüyorum. Tamam. O hediye kabiliğine... Mevlüt'ten kodu açıldığı için sordum. Hediye kabiliğine de karışmayalım. Onu da söyleyelim. Tamam. Gelelim bel ağrısına. Bel ağrısı önemli değil, çok önemli. Çok. Her dönemde ağrıyor. Ben size şimdi çok kolay greyfurttan bel ağrısı için güzel bir evinizde yapabileceğiniz bir şey yapacağım. Bir de size evde yapabileceğiniz bir krem göstereceğim. Evet. Bu kremi sarımsak, kaçırmayın, bu çok etkili bir krem. Sarımsak döveciyle de bel ağrısını nasıl rahatlatabiliriz beraberce göreceğiz. Evet. Şimdi burada bir kardeşimiz var. Hoş gelmiş, sefa gelmiş Can kardeş. Benim de ağrı varmış. Kaç fıtık var dediler sende? İki tane hocam. Peki sağda mıymış, solda mıymış? L5, L1 olarak biliyorum. L5, L1. L5, L1 ne demek? L5, L1. Ne demek L5, ne demek, L1? Ne demek? Soralım mı seyircilerimize? L5, L1 ne demek? Nerededir sizce? L5, L1. Sol tarafındadır muhtemelen, öyle tahmin sol ediyorum. Sol tarafındadır. Neden sol dedin abla? Bir dakika, dur, niye sol? L5, L1. İngilizceden. Aa, çok derine gitti abla. Left. Ama yanlış da hatırlamıyorum. Left'ten right'tan gitti abla mı? Sizce? L5. Kemiklerin sağ ve soluna L3 L4 diye sayılırdır o şeyler. Onun için ablam biraz yanaştı. Abla her şeyi biliyor da biraz eksik biliyor. Neydi? Papilo neydi? Papilo. Biraz sonra anlatacağım. Acaba papilo mu? Abimi de telefonla bağlayacağız. Onu da soracağız biraz sonra. Sevgili kardeşlerim. Sizin raporlarınızda filan yazarlar. Mesela ablam dedi L5 S1 dedin değil mi? L1 L5. Bir dakika hangisini? L1'de ve L5'te. Evet, iki yer demişler. İki yerde. L1 L5. Belde tahtayı da çıkarıverin Caner Bey. Belde 5 tane kemik vardır. Bel kemiği. Bakın bir sürü bu. Bel bölgesindeki 5 tanedir. Lumbali sade L harfi alınır. L1 denir ona. Lumbal yani lumbal 1. Lumbal 2, lumbal 3. Tahtayı alacaksın Necdet çabuk ol. Lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5. Buna kısaca L1, aşağıdan mı L2, L3, L4, L5. Yukarıdan sayıyoruz. Yukarıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 aynen, yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Denir. 5 tanedir. Sevgili kardeşim evet. Ondan sonra S1. S1 ne? Sakral denilen bir kemiktir. Ona gelir. Bakın çok güzel gösterdi. Evet. Görüntülerimiz de var şu anda. Görüntülerimiz de çıktı. Yönetmenime teşekkür ederim. Çok güzel gösteriyor bize. L5 ne demek, S1 ne demek hepsini gösteriyor. Şimdi kardeşlerim. Fıtığınız her yerde olabilir. L5 ile S1 arasında olabilir. L4 ile L3 arasında olabilir. Buna bağlı isimler verilir. Görüntüleri gösterdiler. Çok güzel gösterdiler. Tut Serap Hanım şöyle yanaşta göster. Şimdi belde 5 tane kemik var dedik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Burada ondan sonra büyük sakral kemiğimiz denen kemik başladığı için buna da sakrum denir. Buna S denir.
Buna L denir. 5, L 4, L 3, L 2, L 1. Şimdi kardeşler dikkat edin. 1 ile 2'nin arasındaki fıtık olursa, yani kayarsa buradaki disk. Burada disk var böyle. Bunlar diskler. Şunlar. Göster Serap Hanım. Evet. Şu aradaki. Şimdi fıtığım neredeymiş? L1 ile L2 arasında sağdaymış. Sağ, sol. L1 ile L2 arasında sağdaymış. L2 ile L3 arasında soldaymış. L3 ile L4 arası sağdaymış. Yani ona göre değişir yeri. Şimdi kardeşler fıtık her yerde olabilir. Bak ben size fıtığı göstereyim şimdi. Serap Hanım şunu tut. Kardeşler. Bakın kemiklerimizin arasında fıtık nasıl oluyor onu göstereceğim şimdi sana. Şöyle bir yastıkçık bu böyle balon gibi. İlk fıtığı böyle böyle yapıyor. Disk bize amortisör görevi görüyor. Hmm. Onu bırak, büyüğü tamam, bırak. Tamam bırakalım. Bakın şöyle küçük de gösterdik. Şurada sinirler kolayca çıkıyor. Ya Serap çabuk gelsin. Sinirler çıkıyor görüyor musunuz şöyle? Burada kolayca çıktı bakın şu disk. Bu iki kemiğin birbirine vurmasına mani oluyor. Şu aradan da sinir çıkıyor. Eğer şu sarı oluşum böyle yapar kayarsa işte siniri sıkıştırıyor. İşte bu fıtık. Yalnız dikkat edin. Çok dikkat edin. Onu da ver. Şimdi bu ne yaptı? İki kemiğin birbirine vurmasına mani oldu. Ben hakiki kemik arasına gösteriyorum. Böyle böyle amortisör görevi görüyor. Kemiklerin arasında yaylanmayı sağlıyor. Çok dikkat edin. Sizde fıtık olması önemli değil. Fıtığın yeri önemli. Şimdi ablam fıtık. Nerede olduğunu tam. Kanalı mı sıkıştırıyor? Siniri mi sıkıştırıyor? Yoksa şuradan bak şimdi bak. Burada fıtık. Hiçbir önemi yok. Olsun orada fıtık. Bak sinir bomboş, serbest. Hiçbir şey yapma. Birazcık ağrı verir, sıkıntı yapmaz. Ama gidip burada sinir sıkıştırıyorsa buna kök basısı deriz. Kökü basıyor. O bu önemli. Nereyi basıyorsa getir. Nereyi basıyorsa orada ağrı olur. Bak şimdi. Buradan çıkan siniri sıkıştırır. Ta buraya kadar gider. Mesela der ki hasta, ya doktor bey enteresan benim burasında uyuşuyor, burası ağrıyor. Bazısı da der ki arkası uyuşuyor. Bazısı da der ki baş parmağım uyuşuyor. İşte yukarıdaki yerine bağlı, sıkışmaya bağlıdır o. Bir de bazısı da vardır ki şu ortada kanal var. Bak şuradan sinir çıkıyor bakın. Şu sinir, şu kanal. Kanalda gider siniri sıkıştır. Yani bu arkaya doğru gider böyle. İşte yeri önemlidir fıtığın. Peki benim fıtığım iyi mi, kötü mü? Rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Biraz sonra onu da size öğreteceğim. Yani bugün programı seyrettiğiniz zaman, bir hanımlar gününde oturduğunuz zaman siz de fıtık hakkında konuşabileceksiniz. Ne olduğunu anlatabileceksiniz. Biraz sonra göstereceğim. Ama ben size şimdi çok basit, tamam koyalım. Çok basit evde hepinizin uygulayacağı güzelce greyfurttan bir şey yapacağım. Ne yapacağız? Önce belimizi ısıtacağız. Neyle ısıtacağız? Neyle? Isıtıcıyla. Tabii ki de ısıtıcıyla. Verdiklerimiz sevgili kardeşlerim her zaman biz ısıtıcımızı veriyoruz. Niçin veriyoruz ısıtıcıyı? Verme sebebimiz şudur. Bu suyla olanlarında patlama olabiliyor. Çok dikkat edin. Çünkü bunu yaş bırakıyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. Çürüyor. Çürüdüğü için yanıyorsunuz. Kullanmadan önce muhakkak üfleyip şişirip bakın bunu. İçindekini boşaltmadan, kurutmadan kapamayın ağzını. Çabuk patlıyor o yüzden. Patladığı zaman yanıyor. Ama biz size ekranda seyreden kardeşlerimize veriyoruz. Bu 9 voltta ısıtıyor. 9 volt yani pil kadar beni güzelce ısıtıyor. Isıttıktan sonra orası canlanıyor. Bunu isterseniz buradan fiş yeri var. Fişinden evet, çıkarıyorsunuz. Oradan çıkartabilirsiniz. Fişinden çıkardıktan sonra bunu istediğiniz gibi belinizle sarıp dolaşabiliyorsunuz böyle. Güzelce beliniz evet. Isındı, rahatladınız. Harika bir ısıtıcı. Şimdi biz de belini güzelce ısıttıktan sonra ne yapıyoruz kardeşler? Ne yapıyoruz? Belini önce güzelce ısıttık. Şimdi ısıttıktan sonra şunlarla greyfurtumuzu alıyoruz.
Güzelce bunu soyuyoruz. Burada. Greyfurt'u şöyle güzelce soyuyoruz. Şu şekilde güzelce kabuklarını soyduk. Şöyle yaptık. Evet. Aynen öyle. Şu şekilde çıkarttık. Çöpe atmadık. Aynen öyle. İşte bakın, bakın neler şöyle, neler yapacağız. Şöyle güzel iç kısmını aldık. Sevgili kardeşler, beli ısıttık mı? Isıttık. İyi dikkat edin. Geliyoruz, bunların da iç kısımlarını alıyoruz. Şöyle koyduk iç kısımlarını. Bunları da tavada ısıtıyoruz. Dayanabildiğimiz kadar sıcaklıkta. Sıcak oldu bunlar şimdi. Hemen aldık bunları, geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer bulabilirseniz, evinizde varsa ozon yağı diyoruz. Kantaronlu ozon yağı. Eğer ozon yağı yoksa susam yağı. O da yok, sadece zeytinyağı. Sızma zeytinyağı. Şöyle yaptık. Bunu çizdik ama bak, böyle böyle çizdik aralarını. Çizdik. Sıcak ama bu. Dayanabildiğim kadar sıcak. Getirdik zeytinyağımızı ya da kantaronlu ozon yağımızı, bunun içine böyle yedirdik. Evet, biraz etli olduğu için içi. Hemen emdi, evet, bak. Bir de ne sıcak. Kadar, bak. Hepsini emdi, görüyor musunuz? Bak ne kadar, bir neredeyse bir tatlı kaşığı koydum. Bak hepsini emdi içine. Bir de sıcaktı bu. Hı-hı. Sıcaktı. Bir tane daha yapalım bak şöyle. Evet. Izgara yapar gibi. Aynen şöyle çizdik. Çizdik ama sıcaktı bu. Sıcaktı. Isıttık. Koy tamam. Şimdi bir çorba kaşığı kadar. Tamam, yeter. Tamam. Bak. Hepsini emdi bak. Hiç kalmadı bak, dökülmüyor. Sıcaklığını da uzun süre koruyor. Heh. Evet. Şimdi bunu getirdik sıcak. Belimizi de ısıttıydık. Bu da sıcak. Belimizde o ağrıyan yere getirdik. Bunu güzelce koyduk. Ağrıyan yere. Bunu da koyduk. Ondan sonra üstüne naylon koyacağız. Ya da streç varsa streç de sarabiliriz. Ya da şöyle bir naylon koyacağız. Niçin? Sıcaklığı dışarıya kaçmasın diye üstüne bir kuşakla saracağız. Ya da yün bir şeyle saracağız. Ya da streçle de olabilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Anlaştık. Saç kurutma makinesiyle ısıtsak olur mu diyor. Bak, bu daha önce de olmaz. Soruldu. Niçin olmaz? Üfüren sıcak olmaz. Üfleyen sıcak iyi değil. Kuru sıcak lazım. Evet. Tamam mı kardeşlerim? Eskiler şöyle bir laf derlerdi. Bir mum ışığını sallayan rüzgar bile hasta eden insanı derdi. Şimdi bakın, böyle saç kurutma makinesi üfleyenini katliyen tavsiye etmiyoruz. Biz kuru sıcak dedik. Şimdi orayı güzelce ısıttık mı? Isıttık. Üstüne bunları koyduk. Sonra şimdi ben size çok güzel bir krem yapacağım. Tamam. Kremi nasıl yapacağız kardeşler? Sıcak suyu aldık. Bir cezvenin içine koyduk. Kaynattık birazcık. Ondan sonra o cezvenin üstüne vazelin, her yerde bulabileceğiniz kolay vazelini aldık. 2 çorba kaşığı vazelini böyle çıkardık, bunun içine koyduk böyle. Bak nasıl eridi vazelin, bak su gibi oldu vazelin. Eriyor, anında erir. Sıvı hale geldi vazelin. Şimdi kardeşlerim iyi dinleyiniz. Bunun içine her yerde bulabileceksiniz kafur koyacağız. Bütün ağrı kesici kremlerin kokusunu şimdi göstereceğim size. Bu koku vardır. Bu kafur ağrı kesici kremlerde vardır. Hem de ısıtıcı kremlerde vardır. Bunu koyduk. Her yerde bulabileceksiniz kafuru. Güzelce bunu ezdik, böyle toz haline getirdik. Sevgili kardeşlerim. Bu krem çok başarılı bir krem. Gerçekten çok, çok ağrıları rahatlatıyor. Kesiyor. Evet. Diziniz için de yapabilirsiniz. Doğru. Diz ağrılarında da çok etkili. Bel ağrılarında da şimdi çok etkili. Şimdi bu kafuru güzelce ezdik mi kardeşim? Ezdik. Toz haline getirdik mi? Getirdik. Evet. Bunun içine sizin yaptığınız limon sirkesi olabilir ya da evdeki bir sirkeden yaklaşık bir çorba kaşığı kadar sirke koyduk. Bu sirkenin içinde bu kafuru erittik. Zaten hemen eriyor. Anında erir. Evet. Sirkenin içinde hemen erir. Güzelce karıştırdık. Erittikten sonra bu sıvının içine koyduk. Sıvı vazelin içine koyduk. Ne yaptık? Bir tane kafuru aldık, ezdik. Toz haline getirdik. Bir çorba kaşığı sirkenin içine onu erittik. 2 çorba kaşığı da vazelin koymuştuk. Bununla karıştırıyoruz. Kardeşlerim, bunun içine 1 tatlı kaşığı da zencefil koyacağız. Zencefil yoksa karabiber de koyabilirsiniz. Tozu. Evet. Ağzına sağlık. Zencefil, tozunu koyduk. Eğer zencefil bulamazsanız karabiber de koyabilirsiniz. Kanlanmayı arttırması açısından. Bakın kremimiz oluşmaya başladı bak.
Deminki su hem gibi olan şey. Hem çok ekonomik bir krem. Gerçekten öyle. Hani dışarıda satılan ağrı kesici kremlerden çok daha ekonomik. Hem de çok başarılı. Aynen öyle. Çok başarılı. Gerçekten bunu, ağrıları kızdırıyor. Bunu, çok iyi geliyor. Bunu gördüğünüz gibi bir daha söylüyorum. Zencefil bulamayanlar karabiberle yapabilirler. Bir de bunun içine ozonlu kantonon yağı diyoruz biz. Ozonlu kantonon yağını bulamam diyenler bir çorba kaşığı kadar saf zeytinyağı koysunlar. Sızma zeytinyağı koysunlar. Ama kantononun da çok özel kasları gevşetici özelliği var. Ozonlu olduğu zaman içinde oksijeni olduğu için daha şey. İşte size bir ağrı kesici krem. Ve bozulmuyor da. Bunu çok rahat kullanabilirsiniz can kardeşler. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Bunu hemen nasıl uygulayacağız? Hemen gösteriyorum. Sevgili kardeşlerim bunu şöyle yapacağız. Ağrıyan bölgemize sürdük. Ağrıyan bölgemize bunu sürdük. Önce ısıttıydık portakal greyfurt kabuğuyla. Güzelce ağrıyan yerimize sürdük. Şöyle baş parmağınızla yapıyorsunuz. Zor oluyor. Sıkıntı oluyor. Ne yapıyoruz? Hemen aldık bu dövceye. Bakın bununla yapıyoruz bak. Aynı masaj yapıyor ama sor bakalım mikrofon. Rahatlatıyor. Görüyor musunuz ne kadar basit bir şey. Hiç eliniz yorulmuyor, eliniz acımıyor. Buldu mu Feridun Bey tam ağrıların olduğu evet, yerleri? Evet. Tamam, işte kardeşlerim bu kadar basit bir şey. Ama şu kemiğin üstüne gelmiyorsunuz değil mi? O çok orta önemli hattaki kemik değil kenarlara. Evet. Bakın zaten kameramız gösterebilirse cildimiz hemen kızarmaya başladı. Niçin kızardı? Kan geldi çünkü buraya. Kan gelen yere can geldi. Bu kadar bak şu dövgeçte güzelce yapabiliyoruz bunu. Ne kadar yapacağız? 5 dakika mı? Bunun pirinç olanları da vardır biliyorsunuz. Eğer pirinçse o pirinci birazcık ısıtınız daha da güzel olur işiniz. Sevgili kardeşlerim bunları yaptıktan sonra da belinizi güzelce sıcak sıcak sarınız dedikten sonra şimdi biraz sonra ben size benim bel fıtığım tehlikeli mi değil mi? Bel ağrısı için nasıl hareketler yapayım onu göstereceğim. Onun hazırlığını biz yaparken size güzel bir kızımız var. Onun bir güzel türküsü var. Onu dinletelim. Sonra bel ağrı mı da fıtık mı değil mi? Nasıl anlayacağız? Eşinize dostunuza da öğreteceğiniz püf noktası öğreteceğim. Bunun da ne olduğunu söyleyeceğiz. Ve şimdi kızımızı seyrediyoruz. Bugün hiçbir şey öğrenmedik diyorsanız şu sarımsak döveceğini öğrenin. Bir, greyfurt kabuğunu, portakal kabuğunu soyun, sıcak sıcak belinize koyun, onu öğrenin. İki, şu kremi öğrenin. Üç, ama en önemlisini şimdi anlatıyorum. Benim bel ağrım tehlikeli mi değil mi? Benim bel ağrım sıkışma yapmış da tehlike olmuş mu olmamış mı onu göstereceğiz şimdi. Şimdi dur abla, dur şimdi, dur. En önemli kısmına geldik. Püf noktası burası. Dikkat edin. Bacaklarınızı uzatacaksınız. Belinizde ağrı var.
tehlikeli mi değil mi? Komşuya gittiniz, komşu diyor ki ay çok kötü belim ağrıyor. Gel kız de, gel otur bakayım. Ben sana bir öğreteyim, Feridun Hoca öğretmişti, ben biliyorum bu işi. Oturtacaksın böyle ablayı. Ayaklarınızı kendinize doğru çekiniz, çekiniz, hepiniz çekiniz. Tam çekiniz, tam. Bakın, bakın, dikkat edin. Bak bu ablada bir şey var. Bak bu güzel çekiyor. Şunda da birazcık var. En baştaki ablam en güzel çekiyor. Dikkat edin bak. Bak bu abla güzel çekti. Tabii tedavileri de oldu. Bu ne oldu? Bak bu ne oldu? Dikkat edin. Biri iyi çekiyor, biri iyi çekmiyor. Bir de yamuk çekiyor. Tam çekemiyor. Bak bu abla da tam çekemiyor. Bak. Bunlarda fıtık var, biraz sıkıntı var. Tam çekemiyor. Yani tam ne demek? Ben de göstereyim şimdi bakınız. Böyle çekecek. Bak ablaların biri böyle çekiyor bak. Biri böyle çekiyor. Yani biri sağa biri sola gidiyor. Yani yamuk yumuk bak böyle böyle. Tam çekecek tam. Anladınız mı nasıl olduğunu? Bak en güzeli birinci ablam. Bazen bunlarınki o kadar tehlikeli değil gene de. Bazen şöyle oluyor. Biri geliyor biri gelmiyor. Bak beni göster Ahmetciğim. Bakın biri geldi biri gelmedi. Çek ya gelmiyor. İşte bu çok tehlikeli, derhal hastaneye gidilecek. Bunlarınki dikkat edilecek. En baştaki normali. Normali. Bunlarınki dikkat edilecek. Bu üçünkü dikkat edilecek. Ama benim gibi olursa yani biri aşağıda biri yukarıda çek gelmiyorsa bu acil hastaneye gidecek. İşte kardeşler bunu göstermeniz en önemli şeydir. Bugünkü programın püf noktası bu. Bir de bir şey daha yapacağız. Ayakları çek abla. Biri de bak bu tarafa geldi bu tarafa. Çek abla bırakma. Baş parmağı birisi şöyle yapacak bak. İkisinin gücüne bakacak. Şunun gücü buna göre az. Bak. Bak bu iniyor biraz. Bu hiç inmiyor. Anladınız mı? Bir daha göstereyim. Şu. Çek. Çek. Bak. Çekti. Şunun gücü biraz az. Hemen çek. İyi çek. Bak bunun ikisinin gücü iyi. Bunu çek. İki gücü de iyi. Eğer bu parmak şöyle tık diye düşseydi aşağıya bu da çok tehlikeliydi. Şimdi ayakkabıları verelim. Verelim. Ayakkabılardan sonra harekette göstereceğim. Hemen ayakkabıları hastaneye veriyorum. Hastaneye gitmesi gereken var mı aralarında? Yok. Yok. Yok şu anda iyiyim. Acil hastaneye gidecek durum yok. Benim gösterdiğim kadar kötü olursa biri gelir biri gelmezse o hastaneye gidecek. Tamam. Hemen ağrının ayakkabıları cinsinden verelim. Ziyade hareket önemlidir. Biraz sonra bir hareket daha göstereceğim. O da tehlikeli. Musa Bey Elazığ'dan arıyormuş. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. İyi şifre yayınlar. Neydi Musa abi? Şifre neydi? Sağlık. Harikasın. Kaç numara istiyorsun Musa abi? 38 spor ayakkabı. 38 spor ayakkabı yolladık. Güle güle kullan Musa abicim. Hanım, hanımefendiye mi istedin? Evet. Güle güle kullan. Güle Allah güle mutluluğunu sağlık. Esma ablacım Antalya'dan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kaç numara istiyorsun? Şifre neydi? 40. 40 numara. Şifre neydi? Evet. Sağlık. Sağlık. 40 numara düz model yolluyoruz. Güle güle kullan Esma ablacığım. Bir telefonu da alalım. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şifremiz neydi? Şifremiz neydi? Şifremiz sağlık hocam. Sağlık. Kaç numara istiyorsun size Ahmet abi? 43 hocam. 43. Sana da çok güzel böyle pamuk gibi bir ayakkabı yolluyorum. Çok memnun kalacaksın. Tek isteğim var karda yağmurda fazla giyme. Çok özel bir deri olduğu için kar yağmur bozar bunu. Ona göre dikkat et dedikten sonra reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra çok önemli bir püf noktası daha öğreteceğim size. Sakın kaçırmayın. Eşinize dostunuza haber verin. Çok önemli kısmını anlatın. Sevgili kardeşlerim, bel fıtığımız tehlikeli mi değil mi? Birinciyi öğrendiydik, ayakları birbirimize çekiyorduk. Biri geldi, biri gelmedi. Çok tehlikeli. Yine çektik, baş parmaklara bakıyorduk. Baş parmak pıt diye aşağı düşerse o da tehlikeli. Bunlar derhal acil hastaneye gidilmesi gerekir. Şimdi bir şey daha yapacağız.
Şöyle parmaklarımızın ucuna kalkacağız. Evet. Kalkın bakayım. Bakın baştaki ablam iyi. Onun yanındaki iyi. Üçüncü ablam iyi değil. Benim yanımdaki abla da fena değil. Ablam kalkabilmek için kendini şöyle öne doğru eğiyor. tonaj fazla, ağırlık fazla. Ne yapsın kadıncağız? Şimdi dinleyin. Parmak ucuna kalkabilmek önemli. Böyle kalkabiliyorsanız korkmayınız. Ama biri kalkıyor, biri kalkmıyorsa o zaman çok tehlikeli. Birin istediğin halde kalkamıyorsan tehlikeli. Hatta biraz daha şöyle de yapabilirsiniz. Bak şöyle şöyle yaylandırma yapabiliyorsanız korkmayın, o kadar tehlikeli değil. İkinci, topuklarınıza basacaksınız şöyle topuklara. Bak şöyle şöyle. Hatta topukta yürüyeceksiniz. Gördüğünüz gibi üç ablam da fena değil. Bu ablam da korkusundan yapıyor şimdi. Gayet güzel. Yani şimdi bir topuk parmak ucu dedik. Bir parmak ucu, bir topuk dedik. Böyle topuklarınızda yürüyemiyorsanız, parmak ucunda yürüyemiyorsanız derhal hastaneye gitmeniz lazım. Doktora kime? Ortopediye kime? Beyin cerrahiye kime? Fizik tedaviye kime? Aile hekiminize. Hiçbiri yok. Genel cerrahi daire doktoruna da gitseniz olur. Parmak ucuna baktınız, topuğa baktınız, ayakları birbirine çektiniz. Bunları sakın ihmal etmeniz can kardeşler. Belinizle ilgili bugün anlattıklarımız bu şekilde. Evet. Bu meyveye sürpriz olsun. Yarına bırakıyorum. Tamam. Yarın ilk geri gelmez size söyleyeceğim. Ama bunu söyleyelim. Söylemiştik zaten. Neydi? Ya ikisini de yarın söyleyeceğim. Yarın tamam. Sabah ilk bunları söyleyeceğim. Adı aklıma gelmedi dermiş. Okuyup söyleyeceğim. Ha? Yok yok. Söyleyeyim mi? Yok yok, aşk olsun ya. Yarın söylüyoruz. Abi aşkı yok. Yarın söylüyoruz. Yarın söyleyelim. Eşine eşine soracak ablam. Tamam. Evet sevgili söyleyelim. Kardeşlerim, programımızın sonuna geldik. Ablalarıma çok teşekkür ederim. Misafirlerimize çok teşekkür ederim. Evet, mutlu buyurun. Kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın. Hoşça kalın.